Merhabalar, Dünya Hali. Saat 20, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Sıcak konu İran. Gündem yeterince zaten kalabalıktı. İran meselesi başladı ve Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Olanlar ve olacaklar. Hemen biraz anlatacağız. Sonra da önemli bir konuğumuz var. Değerli hocamız Sayın Profesör Hasan Köni bizlerle. Az sonra bize katılacak ve bu işin Türkiye boyutu ve bölge boyutunu konuşacağız. Çünkü iş ciddi. Ne açıdan ciddi? Şöyle, dün herhangi bir anlaşmadan çıkmak yasa dışı bir iş yaptı. Anlaşmadan öyle çıkılmaz. Hocayla konuşacağız. Ama velev ki çıkmak istedi, beğenmedi falan. Anlaşmadan çıkmak var, bir de savaş ilanı var. Savaş ilan etti adeta. Üslup, kullandığı kelimeler, sıfatlar, işte şu oldu, bu oldu falan. İran diyor ki söylediklerinin 10 tanesi zaten doğru değil. Muhtemeldir. Şöyle, Donald Trump'ın o kompozisyonunda Kuzey Kore ile İran yer değiştirdi. Şimdiye kadar Kuzey Kore için hazırlanan ya da ifade edilen şeyler işte nedir? Nükleer silahı var, Amerika'yı tehdit ediyor, Amerikan çıkarlarına karşı şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bütün onların hepsi birden hop yer değiştirdi. İran, Kuzey Kore'nin yerine geçti. Yani eski bir Kuzey Kore briefingini sanki biri almış, Kore laflarını, kelimelerini çıkartmış, onun yerine İran eklemiş gibi. Sonra Amerikan statükosunun ve Amerikan sisteminin bölündüğünü görüyoruz. Nasıl? Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı John Kerry, şimdiki yönetimin bu anlaşmayı iptal etmemesi için çalışmakta. Böyle bir şey görülmedi, böyle bir şey duyulmadı. Eski yönetim, yeni yönetim. Eski yönetimin Dışişleri Bakanı uğraşıyor aman iptal edilmesin diye. Amerika'nın çok kritik bir şekilde bölündüğünün bir işareti. Başka? O kadar lafın arasında yemedi, içmedi Donald Trump. Söz verdim ve yaptım ifadesini kullandı. Bu kadar önemli mi? Seçimde, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirmek gibi bir takıntısı var. O sözlerin başlangıçta zaten hikaye işte kampanya olsun falan diye söylendiği bilinmekle birlikte Donald Trump onları o kadar ciddiye alıyor ki ve zannediyor ki onları yerine getirdiği için yeniden seçilecek. Siyaset politika tarihine baksa hiçbirinin öyle bir bağlantısı olmadığını anlayacaktır ama bakmıyor, bakamıyor falan. Ve o söz verdim, yaptım hikayesi kendisi bu kadar önem vermesine rağmen hiç de o kadar hayati bir şey değil ve kendisine aslında seçim kazandıracak olan o değil, şayet kazanırsa. Sonra dünkü o toplantıda çok dramatik sahnelerden bir tanesinde vardı. İran boyutuna geleceğiz de. O toplantı salonunda sağa sola şeyi gösterirken, imzaladığı yaptırımlar kağıdını gösterirken orada bir çelem, kameralar görmedi bile onu. John Bolton yüzünü gösterdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bütün bu işlerin arkasında Bolton olduğunu hissettirdi. Kim Bolton? George Bush zamanından, Irak işgali zamanından kalma bir zihniyet, şahsiyet, bir sembolik kişilik hepsi var. Adeta George Bush yönetimi Donald Trump'a gelip monte olmuş durumda ve Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik laflarıyla, İran'a yönelik laflarıyla Bush yönetiminin Irak'a yönelik lafları arasında aşağı yukarı aynı benzerlik var. Aynı laflar tekrarlandı, bir fark görülmedi. Neden? Bolton. Bolton orada olmak zorunda mıydı? Başkan yardımcısı olmak zorundaydı. Ya da en fazla özel kalem müdürü orada olabilirdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın orada yeri yoktu ama kendisini göstermek için Bolton orada sahneye çıktı. Başka? İsrail ile Amerika arasındaki garip paslaşma. Hocaya da soracağız. İsrail diyor ki saldırı bekliyorum. Sonra da gidip bunu dedikten 2 saat sonra Suriye'de başka İran hedeflerini bombaladı. Her şey birbirine karışmış durumda. Böyle bir ortam. Başka tepkiler var. Bir ifade okumamız gerekiyor. Diyor ki bugün Donald Trump İran nükleer anlaşması konusunda yalan söyledi. Amerika'nın sözüne ve yükümlülüklerine yönelik olarak küresel bir kuşku yarattı. En yakın müttefiklerimizi bizden uzaklaştırdı.
İran'da Şahinleri güçlendirdi. Oraya da geleceğiz. Ve Kuzey Kore'ye elindeki nükleer silahları tutması için yeni gerekçeler sağladı. Bu delilik ulusal güvenliğimiz için tehlikedir. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? CIA'nin eski başkanı, Ulusal İstihbarat Başkanı John Bremer söylüyor. Amerika'nın istihbarat şeflerinden yakın zamana kadar Obama zamanında istihbarat şefiydi. Bu kadar bu partizan ya da işte demokrat cumhuriyetçi falan kavgası değil. Gayet statükonun içinden gelen, istihbarattan gelen, ulusal güvenliğin ne olduğunu bilen bir eski istihbaratçı, kıdemli istihbaratçı, şef diyor ki ulusal güvenliğe aykırı bir delilik içinde. Bu çok önemli bir tespit. Bunu da konuşacağız. Sonra bir başka durum. Donald Trump böyle konuşunca Amerikan büyükelçileri de garip garip konuşmaya başladı. Mesela Almanya'daki Amerikan büyükelçisi göreve başlayalı bir gün olmuş, tweet attı. Dedi ki Amerikan yaptırımlarıyla İran'a karşı işte süreç başlamıştır. İran ile iş yapan Alman şirketlerinin derhal operasyonlarını durdurması gerekmektedir. Almanya ayağa kalktı, sen kim oluyorsun diye. Amerikan Büyükelçisi diyor ki bir an önce derhal durdurun, İran'dan çıkın. Neden? Donald Trump söyledi. Donald Trump'tan cesaret alıyor. İşler bu şekilde kalmak çorman olmuş durumda. Amerika içinden de bu büyükelçiye uyarı geldi. Eski bir Almanya'da görev yapmış eski bir Amerikalı büyükelçi dedi ki hatırlatıyorum, sakın böyle bir şey yapma. Ülkeler ve özellikle Almanya kendilerine bir şey söylenmesinden, bu şekilde söylenmesinden çok rahatsız olurlar. Şöyle olur, böyle olur diye böyle adeta yeni büyükelçiye diplomasi dersi verdi. Amerika bu şekilde karışmış durumda. Başka? Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararı ve Donald Trump'ın tiyatrosundan sonra briefing verdi, şudur budur diye. Briefing'e katılan kıdemli dışişleri muhabirleri dediler ki Amerikan dışişlerinin bu işten zerre kadar bilgisi yok, haberi yok. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Donald Trump'ın da bunlara bilgi vermediği anlaşılıyor. Tas kayıp, her şey yokuş aşağı ve frensiz şekilde gidiyor. Konuşacağız. Sonra bundan sonra yaptırıma da bakabiliriz. Bundan sonraki hikayemizin yaptırım olması şu şekilde. Avrupa Birliği diyor ki kendi şirketlerimi korumak için yol ve yöntem aramaktayım. Aynı zamanda bu sürecin Avrupa Birliği'nin İran'la olan ilişkilerini ya da ticari çıkarlarını etkilememesi için muafiyet istiyorum. Yani Avrupa Birliği İran konusunda, yaptırımlar konusunda Amerika'dan muafiyet istiyor. Bu şunun için önemli. Bu yaptırım meselesi eninde sonunda gelecek. Türkiye'nin de gündemine gelecek. Türkiye'yi de kapsayacak. Bölge ülkesi, komşu, İran'ın ticaret ortağı, partneri olmamız gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin neler yaptığına bir bakmamız gerekiyor. Ama Avrupa Birliği'nin de çok sağlam bir muafiyet alacağı kuşkulu. Çünkü işte canım zaten 180 gün süresi var. Sonra başlayacağım dedi özellikle petrol alımları için. Avrupa'yı izlemekte fayda var, fakat Avrupa'nın da kendine çıkartacağı muafiyetleri başkasına yararlandırmayacağı da biliniyor. Böyle bir durum, yaptırımlardan hemen nasıl kurtarırız diye bir çaba var. Ancak başarabilecekler mi onu henüz bilmiyoruz. İran meselesine devam edeceğiz. Deminki işte eski Ulusal Güvenlik İstihbarat Başkanı'nın İran'da radikaller öne çıktı, radikaller kazandı şeklindeki yorumu. Şöyle, Cumhurbaşkanı Rouhani'nin son derece zor durumda kaldığı biliniyor. Rouhani aşağı yukarı bütün siyasi kariyerini bu nükleer anlaşmaya bağlamıştı. Nükleer anlaşmaya da şöyle, nükleer anlaşma yapacağız, bazı tavizler vermek zorundayız, onun karşılığında ticari çıkarlarımız öne çıkacak. Sonra özellikle Avrupa'dan ve dış dünyadan yatırım gelecek. Ekonomik yatırımlar sayesinde refah seviyemiz yükselecek ve biz bundan kazançlı çıkacağız diye Rouhani bir, o zaman için haklı bir kurgu getirmişti. Buna karşı da işte İran içinde o hep
vardır radikaller, ılımlılar ayrımı. Radikal denen kanatta hayır işte bunlara güven olmaz. Bunlar verdiği sözü tutmaz. Bu işi yapmayalım, devam edelim. Nükleerse nükleer, bombaysa bomba yapalım diye ısrar ediyorlardı. Şimdi birden ruhani zor durumda kaldı. Al senin işte çok sevdiğin nükleer anlaşma, al senin çok sevdiğin Amerika ile anlaşma diye Ruhani'nin üzerine yüklenmeye başladıkları anlaşılıyor bu kanadın. Ne olur? Bu durumda işte dini lider Hamaney'in ağırlığı önem taşıyor. Hamaney bir anlamda Ruhani'ye evet destek de vermişti. Ama Hamaney aynı zamanda radikal gruplara da yakın duruyor. İkisi arasındaki denge nereye kadar gider? O belli değil. Bu arada Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in de konumu tehlikeye girdi. Çünkü Cevat Zarif de bütün çabasını bu anlaşma için oluşturmuştu. Hamaney dini lider kendisine yönelik baskılardan kurtulmak için Ruhani'yi ateşe atabilir diye iddia var. İran içindeki bir güç çatışmasının boyutları o sorulabilir, konuşulabilir. Onu hocayla da konuşacağız. Ama durum bu. Bir yandan da Donald Trump'ın acaba bu işlerle İran'da bir rejim değişikliğine mi niyetlendiği konusu var ki o da tartışmaya değer. Şu an öyle bir rejim değişikliği yapacak bir planı olmadığı anlaşılıyor. Donald Trump'ın bir planı yok. Yalnızca kaos yaratıp ortalığı karıştıracak. Sonra da ne olacağına bakacak. Henüz havası o yönde. Ama rejim değişikliği lafı daha önce geçti. Amerika'nın özellikle Donald Trump yönetiminin İran'da rejim değişikliğine niyetlenmesi ki John Bolton işte o salonda kendini gösteren ulusal güvenlik danışmanının varlığı riskli. Böyle bir rejim değişikliği hikayesine girerlerse Türkiye ne yapar? İşte mesela onu da az sonra hocaya sormamız gerekiyor. Bütün bu işlerde petrol ne olacak? Çünkü petrol önemli bir gösterge. Yaptırımlar başlayınca petrol piyasası ne olacaksa diğer ekonomik şirketler falan da oradan etkilenecek diye bakıyoruz. Dün de söyledik 2.6-2.7 milyon varil ihracatı var İran'ın. Toplam dünya talebinin %3'ü demek 100 milyon varil ya da biraz üstünde şu an günlük dünya petrol talebi. İşte 73-75 dolar 80'e çıkma çabaları gösteriyor. 77 falan görüldü. Zaten Suudi Arabistan yükselmesini istiyordu. Maksat yükseltelim. Ama İran bundan sebeplenmesin. İran'a ihracat ambargosu geliyor diye. İhracat ambargosu gerçekten işler mi? Geçen sefer yapa yapa yalnızca 1 milyon varil falan durdurabilmişlerdi. Diğer alıcılar mesela Çin sistemi kullanmadan doğrudan İran'dan petrol alıyor. O aşmıştı. Rusya petrol alıp başka mal veriyor. O da aşmıştı bu sorunu. O yüzden diğer ülkelerin böyle yaratıcı mekanizmalarla İran'la enerji, petrol işbirliğini sürdürmesi, ticareti sürdürmesi yolu açık. Ama işte Güney Kore'ydi, Avrupa Birliği'ydi, Japonya. Onların ne yapacakları belli değil. İran satamazsa hiç önemli değil. Biz 3 milyon varili Suudi Arabistan'dan çıkartırız. Amerika ihraç eder falan diye. Yani fırsatı da hem İran'ın petrolünü durduracaklar hem de talep olursa dış talebi de kendileri karşılayacaklar. Parayı kendileri kazanacaklar. Böyle bir sistem. Petrol için de şöyle bir durum. Petrolün alımına satımına değil, petrol parasının dolaşımına Amerika bankacılık sisteminden sınırlama getireceği ya da ambargo getireceği için o bankacılık sisteminde o paranın dolaşmasının riskli olduğu biliniyor. 180 gün vakti var. Kasım'dan önce yürürlüğe girmeyecek diye bir kısmi teselli ama o 6 ayın çok çabuk geçeceği biliniyor. Dün de demiştik Türkiye'nin günlük 200 bin varil veya biraz üzerinde ithalatı var İran'dan. Sırf petrol değil doğalgaz başka ikili ekonomik çıkarlar da var. Onlara da ne olacağına bakmamız gerekiyor.
Moskova'da büyük askeri tören vardı bugün. Nedir? 8 Mayıs Berlin'e Sovyet, o zamanki Rusya Sovyet ordusunun Berlin'e girişinin ve Alman, o zamanki Alman Hitler'in başbakanlığının üzerine orak çekişli bayrağın çekilmesinin yıl dönümü 1945. 2 Mayıs'ta Rus ordusu girdi, bunu çektiler. 8 Mayıs'ta Almanya teslim oldu. 8 Mayıs'ı da bu şekilde Almanya'nın, Nazi Almanya'sının bitişi diye kutluyorlar. Aynı zamanda Rusya'nın büyük övünç kaynağıdır. Çünkü Berlin'e ilk kim girdi falan? Rusya girdi. Amerikalıların daha işte İngilizler falan daha öbür taraftaydılar. Biz geldik, kurtardık diye övünürler. Onun dışında evet, büyük tören, aynı zamanda da Rusya Vladimir Putin'in daha önce sözünü ettiği büyük yeni modern silahları tanıttı. İşte İskender balistik füzeleri vardı. S-400 füzeleri geçti. Sonra onu uçaklarda göreceğiz. MiG-31'lerin üzerindeki o meşhur hançer, süpersonik füzeler geçti. Bütün onların henüz savaş alanında denemesi yapılmadı ama yakındır diye bakılıyor. Onun için bir böyle savaş gereçleri gösterisi şeklinde geçti. Bu her zaman bu ordu günü diye geçen tören büyük askeri güç gösterisine sahne olurdu. Bu yılda öyle oldu. İşte 5. kuşak Su-57 jetleri havadan ve karadan olabildiği bütün silahları gösterdi. 55 bin asker, 1200 silah sistemi, 150 savaş uçağı, 28 değişik Rus kentinde, sırf Moskova'da değil, burası Kızıl Meydan'da, diğer taraflarda da vardı. Aynı zamanda Vladimir Putin'in göreve başlama vesilesi oldu. Göreve başlama töreni oldu önceki gün. Bu da işte meşhur o hançer füzeleri uçakların altında sesten hızlı gidiyor falan diye. Bütün onların dışında birkaç konuğu vardı Vladimir Putin'in. İşte Netanyahu vardı. Ona ayrıca bakmak gerekiyor. İsrail Ortadoğu'da bir şeyler yapacaksa Rusya'nın evet'i ya da hayırı da önemli. Ve onun dışında Kuzey Irak Kürt yönetimi, bölgesel yönetim başbakanı Barzani de, Neçirvan Barzani de Moskova'daymış. O vesileyle kısa bir görüşme yapmışlar. Bunu Kremlin duyurdu. İşte görüşmeye de aynı zamanda Rosneft, Rus petrol şirketi damgasını vurmuş. Çünkü Kuzey Irak'ta Rus petrol şirketinin çıkarları falan diye geçiyor. Orada da küçük bir petrol açısı var. Şu an dünyaya şimdi kısaca bakabiliriz. Şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda İngiltere'ye resmi ziyaret yapacak. Pazar günü Londra'da olacak Cumhurbaşkanı. Bu İngiltere tarafında da ilgiyle beklenen bir ziyaret. Görüşme aynı zamanda işte İngiltere Başbakanı May ile görüşme var. Aynı zamanda Kraliçe ile Cumhurbaşkanı görüşeceği bildirildi. İngiltere için, İngiltere'nin önem verdiği bir ziyaret olarak geçiyor. Nedir? Yorumlara baktık. İşte Brexit, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeki İngiltere müttefik arayışında ve Türkiye ile ilişkileri daha da yakınlaştırmak istemekte. İngiltere'nin 15 Temmuz ihanetinde ilk tepki gösteren ülkelerden birisi olması, birkaç taneden bir tanesiydi, evet. Fakat o zaman da Brexit'ten çıkmışlardı. 3 hafta sonra, Brexit oylamasından 3 hafta sonra Avrupa Birliği'nden çıkış sarsıntısı içindeydiler. O yüzden orada Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın açıklaması vardı. 15 Temmuz ihanetine karşı meşru hükümeti destekleyen, o unutulmadı, onu hatırlatıyor İngiltere aynı zamanda. Ve de ticari ilişkiler, işte Gümrük Birliği Türkiye modelini yapalım mı yapmayalım mı falan diye konuşuyorlar. Türkiye modeli, Avrupa Birliği ile siyasi ilişki yapmayıp da ticari ilişki nasıl oluyor? Oluyor mu? Onu Türkiye'ye soracaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan kanalına, CNN'e demeci vardı. Orada da bazı ilginç başlıklar gördük. Mesela önce şeyi sordular. Bu İran anlaşmasının
fesini sordular. Cumhurbaşkanı yaptığınız anlaşmaya sadık kalmalısınız dedi. Ve Amerika'nın yaptıklarından ötürü kaybeden Amerika olur tekrar dedi. Orada bir uyarı vardı. Attığın imzaya sadık kal uyarısı. Sonra Amerika'nın başka yanlışları da olduğunu söyledi. Bu hareket yanlıştır dedi. İran nükleer anlaşmasının bu şekilde bozulması yanlıştır. Aynı zamanda başka yanlışı da var dedi ve Kudüs elçilik kararını hatırlattı. Hafta sonunda resmen açacaklar o elçiliği. Onu hatırlattı Cumhurbaşkanı yanlıştır diye. Önemli bir şey söyledi. Amerika gerçek dostlarını kaybediyor dedi. Amerika'nın dünyada yalnız kalmaya başladığı bir ortam. İşte Netanyahu var Amerika. Trump dostu. Amerika dostları ve Trump dostları birbirinden ayrılmaya da başladı. Bir de öyle bir şey var. Sonra Cumhurbaşkanı FETÖ'yü 99'dan beri tutuyorsunuz dedi. İşte Raip falan diyorlar. Raip yargılanıyor dedi. İkisi arasında önce FETÖ var dedi. Sonra da Suriye sordular. Suriye'de uluslararası terörle mücadele ediyoruz. Suriye'de terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri terörle mücadele kapsamındadır dedi. Önemli bir mülakattı. Onu da kayda geçirelim. Şimdi devamını da Köni Hoca'dan dinleyelim. Efendim, dünden beri olan bitenler işte İran anlaşmasını feshediyorum diye çıktı. Bu arada kullanılan ifade de ilginç. Aslında teknik olarak bir anlaşmayı Donald Trump bozuyor, çekiliyor falan diye bir üslup kullanıyorlar ama çekilen bir şey yok. Yani meşru bir hareket olmadığı için anlaşmadan çekilmiyor, anlaşmayı bozuyor, anlaşmayı ihlal ediyor. Bütün bunları değerli konuğum Sayın Profesör Hasan Köni ile konuşacağız. Söylemden önce başlayalım değil mi? Hocam böyle yani anlaşmayı ben beğenmedim, öbürleri yapmış, ben beğenmiyorum, çıkıyorum. Uluslararası hukukta böyle bir şey var mı? Yani bir anlaşmanın fesih olabilmesi için tek taraflı, karşı tarafın bu anlaşmaya uymaması, çeşitli kurallarını ihlal etmesi gerekiyor. Uluslararası biliyorsunuz komisyonlar var, gözetimler var, Atom Enerjisi Ajansı var ki bunlar çok teknik insanlar. Her şeye girip çıkıp kontrol ettiler. Raporlarda uyuyor. Herhangi bir problem yok. Buna rağmen ben bu anlaşmayı kaldırıyorum dedi. Tek taraflı sorumluluk doğuran bir şekilde. Çünkü diğer anlaşmanın tarafları diğer 5 ülkede hayır uyuyor. Bu çok tehlikeli olabilir diye de ikaz ettiler. Fakat kendi siyaseti açısından böyle rahat bir davranış içine girebildi. Sorumluluk var. Tazminat alabilir. Aynen mukabele yapabilir. Yani onun karşısında bir takım müeyyideler uygulayabilir ama Amerika'ya müeyyide uygulayacaksınız. Maalesef o avantajını fena halde kullanıyor hukukta. Kendi yarattığı hukuk dalını ki çoğu Anglo-Saksonların 2. Dünya Savaşı'ndan sonra koyduğu kurallardır. Kendileri ihlal ediyorlar. Bunun ağır sonuçları kendileri için olabilir ileride. Teknik taraftan yine devam edersek, Amerika çıksın biz devam ederiz, bu anlaşmayı sürdürebiliriz diyor Avrupa kısmı ya da Rusya. Olabilir. Şöyle çok taraflı anlaşmalarda birisi çekildiğinde anlaşma devam eder. Çok taraflı anlaşma. Mesela NATO'dan Türkiye çıksa NATO gene o şekilde devam eder. Ya işte Fransa bir ara askeri kanattan çıktı, sonra tekrar geldi. Yunanistan çıktı, tekrar geldi. Bu normal. Ama buradaki anlaşmanın temel aktörü Amerika'ydı. Niye? Çünkü o tür nükleer gelişmelerden rahatsız olan partneri İsrail. Yoksa öbürlerinin böyle bir nükleer gelişmeden kendilerine atom bombası atılacağından falan diye bir kuşkuları yoktu. Kuşkuları olan tek bir ülke var, o da İsrail'di. O Amerika'nın desteğiyle bu anlaşma yapıldı. Bir de Amerika'da şöyle bir huy var. Mesela Clinton'ın yaptığı anlaşmaları gelen yeni başkan W. Bush kaldırmaya çalıştı. Obama'nın yaptığı anlaşmaları da bu. Onlar değil, ben daha iyi yaparım. Bir de Amerika'da böyle bir psikolojik durum da var.
gayet gerçekçi bir anlaşmaydı. Orta Doğu için barış getirici bir boyuttaydı. Belki de İran ekonomik olarak rahatlasaydı, bu devrim muhafızlarını filan, yani Orta Doğu'da yaygınlık gösteren devlet başkanı idare edebilirdi, ele geçirebilirdi. Şimdi tamamen olay tersine dönmüş durumda. Buradan bir kısaca devam edelim. Radikaller ve işte ılımlar diye aslında o da çok tartışmalı bir ayrımdır ama İran tarafında çatışmayı körükleyici ve hem bölgede çatışmayı körükleyici hem de İran'da içinde çatışmayı körükleyici bir tavırla gitti. Buldozer gibi gitti her şeyin üstüne. Radikal olmak lazım Trump'a karşı diye bir akım başlayacak İran'da. Zaten istediği de belki o mu acaba? Çatışma çıkartmak mı? Öyle onu düşündük yani şu şekilde düşündük. Orta Doğu'da barış olursa ne olur? Orta Doğu'da barış olursa İsrail çok zor durumda kalır. O zaman diyecekler ki sen Filistin sorununu çöz. İki devlet, biliyorsunuz Clinton zamanından beri anlaşmalar yapıldı, görüşmeler oldu. En sonunda kendi liderlerini yani Isaac Rabin'i öldürdüler. Onu da aşırı sağcı bir Yahudi yaptı. Bu çok şaşırtıcı oldu. O yüzden Orta Doğu devamlı karışık olması gerekiyor. Yani bakın orada ne oluyor? Bakın Pakistan'da ne oluyor? İşte Afganistan'da El-Kaide var. El-Kaide bitti, DAEŞ var. Filistin sorunu şimdi konuşulur mu? Metoduyla. Ümidimiz bunun böyle olmaması. Yani orada da herhalde düşünen normal insanlar var. Daha gelişmiş üniversiteleri var. Ama bu Trump'ın konusunda da biliyorsunuz İsrail güvenlik sistemleri hayır aman sakın bu anlaşma bozulmasın dediler. Ama bir adamın 18 Kasım'daki ara seçimleri Bibi'nin de kendi soruşturmasını önleme oyu bu tür oyunun oynanmasına neden oldu. İkisi de soruşturma altında. İkisi de işte porno yıldızıydı, şuydu buydu, Rusya'dan gelen paraydı. Dün bile gündemi onunla yoğundu. Bu tip kaotik şeylerle, açıklamalarla veya işlemlerle gündemi değiştireceğini düşünüyor olabilir ama gündemde değişmiyor. Çünkü John Bolton'u gördük orada. Bolton, Irak'ın işgalinin en öndeki savunucularından ve icraatçılarına. Yani sizin de konuşmalarınızda var bu. Tekrar bir 2003'teki Irak olayını Orta Doğu'da Amerikalılar ve Avrupalılar yaşamak istemiyorlar. 2003 terör olayları Avrupa'ya yansıması, Amerika'ya yansıması, daha sonraki gelişmeler, DAEŞ'in ortaya çıkması, onun terör olaylarının yansıması. Şimdi bir daha aynı boyutlar. Hayır diyorlar bu olmasın. Yani bu olmuyor. Yani sosyal mühendislik olmuyor. Yani belki bina yapabilirsiniz ama sosyal bilimlerde o kadar çok değişken geliyor ki kurduğu hiçbir kurgu olmamış. Biliyorsunuz Taliban'ı yarattılar. Taliban'dan dayak yemekle meşguller. Laboratuvarda yaratılan mikrobu. El-Kaide ile boğuşuyorlar. El-Kaide'den DAEŞ çıktı, DAEŞ ile boğuşuyorlar. Bu sonsuz bir şekilde devam edemez. Amerikan halkını da tahmin ediyorum. Kurulduğundan beri 200 senede savaşıyor Amerika. Yani durduğu yok. İşte Kızılderili filmlerinden başladık. Kovboy filmleri. Latin Amerika işgali. Latin Amerika'dan Orta Doğu, Orta Doğu'dan İkinci Dünya Savaşı, atom bombaları her tarafta. Her tarafta. Ve de bunların yaptıkları da çok ilginçtir, unutuluyor. Mesela Vietnam'da 3 milyon kişi öldürülmüş. Vietnam'da çok dostlar. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda devlet kurmak isteyen Ermenilerden 200 bin kişi ölmüş. Kimse unutamıyor bunu. Yani ilginç bir yapı var. Belki büyük imparatorluğun psikolojiyi yaratma gücü budur diye düşünüyorum. Seçtiği gündemi öne çıkartıyor, işine gelen gündemi öne çıkartıyor ya da onlara yol veriyor. Gene geldik yaptırımlar konusuna. İran'a Amerika yaptırım koyacak ama Avrupa Birliği'nde başladı şimdiden telaş. Diğer ülkelerde var. Türkiye'ye de bunun en de sonunda yansıması bekleniyor. Tabii şimdi en çok korkulan bu Amerika'nın mali yaptırımları. Bunlara şey diyorlar. Mali savaş, bu dönen para sistemleri üzerinden biliyorsunuz dolar üzerinden dönüyor bu yapılar. Orada bir takım banka sistemlerine sınırlamalar getiriyor.
banka sistemlerine sınırlamalar getirince siz yan yollara giriyorsunuz. Bu sefer kaçak durumuna düşüyorsunuz. Suçlu durumuna düşüyorsunuz. Dolar üzerinden dünya sistemi döndüğü için sizi istediği yerde kesebiliyor. Takas yaptığınız zaman da siz ona düşmansınız olarak görüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu sistemi değiştirmeye kalktığınızda Çin'e yükleniyor. Çin de biliyorsunuz bir yatırım bankası kurdu Asya için. Onu önlemeye çalışıyor. Ya bırak Asya ülkeleri de kredi alıp kendi yatırımlarını yapsınlar. Yani Amerika'nın dışındaki insanlar gelişmeyecek mi? Dünya Bankası'na gelsinler diyor. Benim kontrolüm altında. Şimdi Türkiye'de mesela İran bize şey diyordu. Gelin Pars sahasına beraber petrol çıkartalım. Belki alacağımız petrol yarı fiyatınaydı. Tabii. İran'da biliyorsunuz petrolün litresi, yani benzin litresi 26 kuruş. Kendisi çıkarttı. Belki bizde de öyle olacaktı. Hadi üstüne bilmem ne falan. Ama hiç kimseye yaşama hakkı vermiyorsun. Bu nasıl olabilecek? Ve de dünya barışı için Birleşmiş Milletler kurulmuş. Sistem yürümüyor. Bizde habire derste Birleşmiş Milletler nasıl kurulur? Güç kullanma sadece meşru müdafaa durumunda olabilir. Bir de Güvenlik Konseyi'nin emriyle olur. Hayır. Diye masal, değil. Masal anlatıyoruz yani. Değil. Şu tecrübe gösteriyor ki güç kullananındır. Bastıran kazanır. Evet. Önce davranan eğer başarabilirse ama götürüyor. Ama Texas oluyor. Yani. İşte. Zaten Texaslılar şu an zaten filme hakim. Bize de yansıyacak mesela. Diyor ki sizinle dostuz. Tamam. Dostuz ama sen benim bankama el koyuyorsun. Yaptıklarım ticarete el koyuyorsun. Petrol alamıyorum. İşte boru hattı geçecek. Boru hattını kesiyorsun. Turist bekliyorsun. Şimdi Rusya'nın en çok düşen paralardan biri Rus rublesi. 1 milyon Rus turist bekliyorduk. İran'dan sınır ticaretiyle turist geliyordu. Şimdi bu nasıl gelecekler? Nasıl para harcayacaklar? Şimdi Çin'e açılmaya çalışıyorlar. Çin uçakları buraya gelmiyormuş. O zaman oradaki Uygurlarla çok uğraşmamak gerekiyor. Sakinleşmek gerekiyor falan filan. Yani bir tarafa dönüyorsunuz. Bir zamanlar biliyorsunuz Suriye, Irak üzerinden tonlarca tır mal taşıyorduk. Orta Doğu'da bahar dediler. Etraf karlı bahara döndü. Şimdi Asya ile uğraşıyorlar. Ortak sıkıştırmalar var Çin denizi. Peşinden Kafkaslar, Balkanlar sıkışıyor orada. Amerikan ulusu Baltık'ta büyük operasyonlar yapıyor. Rusya gelecek. Rusya niye gelsin? Eğer yanlışım varsa bizi söylesin. Rusya kapitalist olmadı mı? Estağfurullah tabii ki. Evet. Yani komünist kalan bir ülke var mı bilmiyorum. Hayır. Sert rejimler var. Okey. Tamam olabilir. Ama isteyen Amerikalı gidip Rusya'ya yatırım yapar. İşte Trump yatırım yapmıyor muydu? Tabii ki. Orada binaları yok muydu? Ya Türkiye'nin bile bankaları var. Evet. Peki niye Rusya rakipte eski komünizm gibi davranılıyor da oraya yatırım yapıp Rusları sistemin içine çekmiyorlar? Bir düşman gerekiyor çünkü. Yani siyasi sistemlerin üretilmesi için düşman gerekiyor değil mi? O çok karlı bir olay. Çünkü. O zaman barış, insan hakları, peşinden sivil toplum kuruluşları, Freedom House, Uluslararası Af Örgütü falan o numaralar ne? Onlar da zaten güzel para toplayıp para dağıtmaya yarayan mekanizmalar. Ya ama korkunç bir durum bu. Yani bunu anlayana kadar maalesef bir 40-50 sene geçti. Maalesef evet. Ve de çok imajları çok iyiydi yani Amerikan imajı. Rusya'ya karşı bir moral üstünlükleri vardı. Yani gördüğünüz filmlerde şunlarda bunlarda. Sonradan anladık ki moral üstünlük Kızılderililerdeymiş. Burada da şimdi Asyalılarda olduğu ortaya çıktı. Beyaz adamın sahte hikayeleri var şu evet. An ve alaki üstünlük konusu hakikaten çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 45'ten beri biz bunu seyretmekteyiz. Alaki üstünlük, demokrasinin üstünlüğü nedir? Batı demokrasileri, kurumsallaşmış demokrasiler diye getirildi. Siz niye hala demokrasiye geçmediniz diye biz dahil herkese yüklendiler. Bu kadar yıllık NATO ülkesini siz neden demokratikleştirmediniz demek geliyor benim için. Tabii devamlı işte darbeler şunlar bunlar. Şimdi mesela popülizmden şikayet ediyorlar. Popülizm, Avrupa'ya bir takım ambargolar uyguluyorsun sen. Alüminyum fiyatlarını yani vergisini yükseltiyorsun. Çeliğin vergisini yükseltiyorsun. İran'la yapacakları ticareti kesiyorsun. İran'la değil, İran'la ilgisi olan ülkelerle yapılan ticaret kesilmiş oluyor. Popülizm yükseliyor. Aç kaldıkça insanlar reaksiyon yapıyorlar. İlk reaksiyonları da gelen göçmenlere.
Sonra birbirlerine dönüşecekler. Şimdi aynen 1939'daki yanlışlar yapılıyor. Eyvah. Çünkü Almanya'yı ve İtalya'yı aç bıraktıkları için Duce ve onbaşı Hitler ortaya çıktı. Yoksa o kadar zeki, okumuş Alman halkı onbaşının peşinde gidip bu kadar ölü verir miydi? O açlıkla, açlıktan nasıl kurtuluruz? Ya 24 milyon marka ekmek alıyorlarmış. Çantayla. Çantayla gidip. Yani bu halk o reaksiyonla niye? Ona ambargo uygulayacağız, savaş masraflarını ödeteceğiz. Ya ödettirmeyiz, savaşa birlikte girdiniz. Sömürgeleri paylaşma savaşıydı Birinci Dünya. İkinci Dünya Savaşı da aç kalanların, Japonya'nın hatlarını kesmişler. Bir büyük Amerikan elçisi vardı Ankara'da, Strasupe. Nasıl dedim sizin, böyle tanımış bir profesör. Tabii. Ben dedi, Japonya'nın nereden beslendiğini öngördüm. Ve Japon adalarına gelen fosfat ve diğer ürün yapıcı maddeleri kestik. Gübre olmayınca tarım olmadı. Zaten bir ada üzerinde. Bunun üzerine işte Mançurya bilmem ne falan yayılma durumları. Japonlar demir yok da o yüzden bir tahta kaşıkla yemek yiyorlar. O çubuklarla bilmiyorum çok ustaları var ama bir biftek yesinler göreyim bakayım arkadaşlar. Biftek yemiyorlar o yüzden. Yaptırımlar konusu öncelikli olarak bu iş şu Avrupa Birliği'nin veya üç ülkesinin İngiltere, Almanya, Fransa'nın derdi. Sonra da kısmen Çin, kısmen Rusya'nın derdi. Bir onlar ne yapıyorlar görelim demek mümkün. Onlar da çalışıyorlar bunu nasıl atlatırız diye. Mesela Avrupa Euro'dan, Euro ile işlem yaparız demeye başladı. Fakat Amerikan bankaları orada hala etkin Avrupa bankacılık sistemi üzerine. Yani bakınca çok kaçış yolu yok gibi görünüyor bu yaptırımlardan. Bir de yaşadığımız işte 2005-2015 arası maalesef yaptırımlar. Şeyi değiştirmek lazım. Uluslararası ekonomik kuralları koyan kurumları, yani IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü. Dünya Ticaret Örgütü'nde tek bir ülkenin veto hakkı var. Amerika. Şimdi mesela ilaç sistemleri ben incelemiştim. İlaç sistemlerinde patent hakkı var. Mesela ilacı alıyor, ona bir fiyat koyuyor. Patent artı bir takım kurallar ortaya koyuyor. 6 sene korkunç fiyatlardan büyük kar elde ediyor. Bunun formülü bende diye. Evet. Dünyanın yarısı ölmüş. O sırada Dünya Sağlık Örgütü hep birlikte çalışalım, dünya sağlığını geliştirelim falan. Ama Amerika'daki işte zenciler, Latinolar da o ilacı kullanamıyorlar. Evet. Mesela 30 milyar dolar harcanmışsa araştırma için 350 milyar dolar kâra geçirmiş. Peki bu kâr ne olacak? 1 milyon dolarlık kanser ilacı var şu an. Onu tartışıyorlar ne yapacağız diye. 1 milyon dolara işte kanser o kazanıncaya kadar memleketin yarısı şehit olacak Amerika'da, ondan sonra ortaya çıkacak. Yani bu sistem böyle devam edemez diye düşünüyorum. Etmemeli diye düşünüyorum. Yani yeniden bir İkinci Dünya Savaşı sonraki sistemden daha ortaklaşa kültürlerin de birbiriyle karıştığı bir yeni yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Bu devamlı savaş doğuran bir sistemden kurtulmak gerekiyor. Bir başka aşama dünkü açıklaması sırf işte kısmen anlattık anlaşmanın yırtılıp atılması değil. Adeta İran'a savaş ilanıydı ve rejim değişikliği falan diye konuşulmaya başlandı. Donald Trump bile böyle diliyle dişinin arasında İran halkına falan seslenir gibi yaptı. İran halkının onu dinleyerek ayaklanacağını düşünmüyoruz tabii de. Rejim değişikliği dendiği zaman iş biliyorsunuz ciddiye biniyor. Şimdi bakın, böyle bir baskı yaptığınızda halk bütünleşir. Yani baskı yapılmadan, bu tür sözlemler söylenmeden mesela tamam nükleer şey yapmasın falan ama peşinden diyor ki New York'taki kulelere de siz saldırdınız. Evet. Şimdi kardeşim 15 senedir millet kimin ne yaptığını biliyor. Filmler çevrildi, konferanslar verildi. Şimdi birdenbire fikir değiştirilip İranlar da düşüp bayılmıştır gülmekten. Yani herkes biliyor, raporlar yayınlandı. CIA'nin raporu var, FBI'nin raporu. Suudi Arabistanlıları acele ülkeden dışarı çıkarttılar. Evet. Falan. Peki niye Osama Bin Laden'i öldürdünüz o zaman, madem İranlılar yaptıysa bu olayı? Zorla gidip Afganistan'a savaş ilan ettiniz. Yani
tutarsızlık içinde büyük ülke meşrutiyetini kaybeden bir durum ortaya çıkarttı. Bir tek çözüm yolu var. O da şu, bu baskılara Avrupa'da dayanamayabilir. O halde bu anlaşma İran değiştirmez ama ek protokol yapılabilir. Ek protokol. Nereden ek protokol var biliyor musunuz? Lozan'da ek protokol var. Ve mektup mesela Lozan'da anlaşılmayan konular sonradan ek protokol ve mektuplarla ikinci dönemde bir anlaşma durumuna gidildi. Mesela 49 Cenevre Sözleşmeleri var. 1977'ler ya şunları unuttuk. Bir daha iki tane ek protokol geldi. Yani ilgili ülke şunları yapacağım diye taahhütte bulunup imza atıp gönderiyor mu? Yeni bir anlaşma yani ek protokol derler ki 2025'te değil İran'ın nükleer silah yapmama ya söz vermesi 50 yıl daha uzatılmıştır. O zaman belki İsrail rahat eder. Tabii onlar forever. Yani sonsuza kadar uzatılsın istiyor. Zor bir şey tabii ki. Ama roket sistemini yapacak. Yani ülke kendisini korumayacak mı ya? Efendim İsrail, ya İsrail'i gözden, uzaydan gözlüyorsunuz. Yer altından gözlüyorsunuz. Casuslarınız var. Birleşmiş Milletler içeriden gözlüyor. Irak'ta Amerikan ordusu var. Pakistan'da Amerikan ordusu var. Türkiye'de NATO üsleri var. 800 üsler. Bir tane füze attıktan sonra İran'ın durumu perişan olur. Bunda bu kadar abartacak, korkacak bir şey yok ki. Efendim Avrupa'ya da füze atacak. Petrol sattığı ülkeye niye füze atsın? Kuzey Kore'den korkulmamaya başlandı. Bir de o var. Yani Kuzey Kore İran'ın çok daha üzerinde kapasiteye, nükleer silaha, tabii öfkeye, daha çok fazla nedene sahip. Kuzey Kore'yi birden iyi cici yaptılar. İran'ı Kuzey Kore'nin yerine getiriyorlar. O zaman Türkiye'den de korkarım. Türkiye de füze yapmak istiyor. S-400 alıyor ama biraz sonra o teknolojiyi almak istiyor. Tabii ki. O zaman bu da korkulacak ülke arasında. Bir de nükleer santral da kuruyoruz. İleride acaba Türkiye bunları zenginleştirir bir şey yapar mı? Hadi bu sefer bizim üzerimize. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Almanya'da 90 tane nükleer santral vardı. Hadi şimdi güneş enerjisine doğru dönüyorlar ama o da yapabilirdi. Japonya'da her an yapabilir. Onlarda da nükleer santral var. Ama hedef Orta Doğu'daki herhangi bir ülke nükleer silahları olan İsrail'in üstünde bir silahlanmaya sahip olamaz. Çizgi bu. Yapmaya çalıştıkları bu. Evet. Peki şimdi Türkiye, İran, Rusya diye bir üçlü anlayış vardı. Suriye'de işbirliğimiz var. Bundan sonra o gruplaşmayı daha mı keskinleştirecek yoksa o gruplaşmayı dağıtmaya mı çalışacak? O gruplaşma dağılabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye Rusya ve İran'a yapılan bu ekonomik baskılarla aynı ayakta durmaya uzun müddet tahammül edemez diye düşünüyorum. Yani ekonomik girdileri incelediğimizde Türkiye hala Batı'nın önemli bir parçası durumunda. Öbür tarafta Rubl'de tepeler aşağı gitmişken İran'ın ekonomik boyutları, bir de sarraf olayı bu olayın içinde. Çevrede de pek sağlam ülke yok. Avrupa'da hayır dedi buna ama ekonomik açıdan dayanmaları mümkün değil. Fransa'da zaten bir şey yok. Bir tek Almanya var. O da 10 tane içinde üst olan bir ülke. O halde Türkiye'nin bu ittifakı devam ettirmesi, ki İdlib'de bir takım oyunlar oynayabilir. Çünkü epeyce DAEŞ'le oraya doğru yerleşti. Kuzey Suriye'de bir takım oyunlar oynayabilir, yeni üsler açabilir, yeni gelişme olabilir. Nihayet finansal yapılarla oynayabilir ki hemen biliyorsunuz bir yatırım kuruluşu hemen Türkiye'nin notunu düşürdü yani, çok erken. Kredi notu, evet. Belki seçimden sonra ben bir gözlem yapmalarını bekliyordum. Ağustos'tu normal şeyleri. S&P'nin normal kredi değerlendirme süreci Ağustos'tu. Borcu dış borcu en düşük olan... Egemen dış borcu en düşük olan Türkiye'ye bu şekilde çullanmaları evet. Evet, ne gibi analiz yaptılarsa yani erken aldılar ya neler dönüyor o sistemin de şeyini bilmiyoruz. Fakat yani ellerinde çok önemli araçlar var. Bir de bir şey var, Donald Trump'tan bahsediyoruz. T
tek bir kişi. Yani siyasi olarak arkasında çok büyük bir derinlik yok. Yani siyasi destek, taban desteği falan yok. Ve de bu tek kişi bu son kararıyla biraz da bakınca aslında Amerika'nın da kendi ulusal çıkarlarına, küresel konumuna tehlike getiren, tehdit oluşturan bir şey yapmaya başladı. Yani işte ne kadar işte porno yıldızları düşürdü falan eğleniliyor da iş ilk kez, hadi iklim şeyi de, iklim anlaşması da belki biraz ihmal edilebilir ama ilk kez bu kadar radikal şekilde Amerika'nın çok büyük bir zamandır kurmaya çalıştığı bir sistemi yok etmeye başladı. Kısaca tek kelimeyle veya tek cümleyle Amerika'nın kendi ulusal çıkarlarına aykırı bir başkan oturuyor şu an Beyaz Saray'da diyebilir miyiz? Vallahi şeye benzetiyorlar bunu bazı yazarlar. Roma'nın çöküşündeki gelişmeler. Yani orada da Caligula yanlışlıklar yaparak falan filan işte bir sürü arka arkaya gelen bir kişi değil. Bu yanlışlar şeyle başladı. George W. Bush ve neokonlarla başladı. Obama'yla düzeltilmeye çalışıldı ama Obama'yı perişan ettiler biliyorsunuz. Netanyahu gidip Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yaptı. 28 defa ayağa kalktılar. O kadar Obama'yı o kadar alkışlamıyorlardı. Evet. Yani ben olsam başkan kaçar giderim oradan. Ve peşinden ikinci bir felaket olarak Trump geldi. Aynı boyutta George W. Bush'un tavrında devam ediyor. Bu aşağı doğru bir gidiş. Zaten ilk yazanlar, yani Amerika inişte diye yazanlar Amerikalı yazarlardı. Tabii tabii. Neil Ferguson'ın kitabı 2005 yılında yayınlandı. Demek ki 12-13 sene olmuş. Aynı şekilde 3-4, 5-6-7-8 tane kitap arka arkaya. Ya bir tanesi de biliyorum, onu incelemeye çalışıyordum. Savaş Yüzyılı. Bakıyorsunuz her savaşta Amerika var. Efendim Kore'yi sıkıştıracak, Çin'i sıkıştıracak, Latin Amerika ile uğraşacak, Venezuela'yı sıkıştıracak, olayı sıkıştıracak. Orta Doğu'da bir takım olayların içinde çok geniş tarzda Kafkas ve Balkanlar'da bir takım rol oynuyor ve Afrika'da çok önemli Afrika komutanlığı var. Buna ne para dayanır ne insan dayanır diye düşünüyorum. Kaldı ki şey, yani Amerika evvela Amerika diye başladı ama şu an tek başına Amerika gibi oldu. İlk kez Amerika kendi yanında kimse olmadan bir şeyler yapmaya başladı. Belki Netanyahu var Amerika'nın yanında ya da başında. Ama yani sayıları çok az. Dünya ekonomik piyasasında da yavaş yavaş, mesela Putin bile bu dolarizasyondan çıkmamız lazımdır diyor. Çünkü dolar sistemiyle sisteme girdiğinizde sizi her türlü şekilde kitleyebiliyor. İşte bizde de dolar çıktı, dolar indi, dolar indi, dolar çıktı, euro indi, euro çıktı filan. Bu tarz devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Kuzey Kore örneğinden hareketle Kuzey Kore'nin arkasındaki bir Çin, tamam saha avantajı, coğrafya avantajı da var, dengeyi değiştirdi. İran'ın Rusya'ya olmasa bile Çin'e böyle can havliyle koşup kurtar beni demesi bir senaryo. Olabilir. Şimdi bakın, bir Çin televizyonu gelmişti. İşte Orta Doğu'yu falan sordular. Son 30 saniyemiş bu arada. Onlara da dedi ki bizde yapılan bu tür baskıları kolay kolay hazmedemeyiz dedi. Yani Rusya ve İran'a. Onlar da kendi baskılarını ancak inmeye çalışıyorlar. Ama sonunda bütün bunları birleştirebilirler. Yani daha büyük bir ittifakla, daha büyük bir ittifak ona bütün gidebilir. Kartların karıştırılması demek ki daha heyecanlı zamanlar yaşayacağız. Heyecan fırtınası burada. Devam edecek. Onu da zaten hocayla birlikte tekrar yayınlarımızı izleyeceksiniz. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar 20'deyiz. Hoşçakalın.